Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün bir ihtiyaçtan kaynaklanan çözümümü sizlerin de faydalanmanız için sizlerle paylaşıyorum. Bir televizyon almıştım. En basit televizyonlardan biri. Televizyonun üzerinde wireless ve herhangi bir smart uygulama yok. Televizyondaki sesi Bluetooth ile dışarı aktarma ihtiyacım doğdu. Gece, özellikle gece 12'den sonra televizyon izleyebilmek ve komşuları rahatsız etmemek adına böyle bir arayış içerisine girdim. Bayağı bir bu konuda araştırmalar yaptım fakat uygun bir çözüm bulmakta bayağı zorlandım. En son bulduğum çözümü sizlerle paylaşıyorum şu anda. Şu anda en son Snoopy'nin aşağıda ekranda gördüğünüz bir Bluetooth kulaklığını satın aldım. Yaklaşık 110 TL civarında bir fiyatı vardı. Mart 2020 itibariyle. Ona ilaveten Bluetooth kulaklıkta sorun yok. Çok çok çeşitler var Bluetooth kulaklıkla ilgili. Çok daha yüksek fiyatlara da var. Tabii biz uygun bir çözüm arıyorduk. Bu aldığımız Bluetooth kulaklık bizim işimizi gördü. Fakat burada sorun şu, televizyondaki sesi dışarıya aktarmak büyük problem. Bununla ilgili birkaç ürün aldım. Başarısız sonuçlar elde ettim. Özellikle şu araçlarda kullanılan Bluetooth AUX cihazlarından aldım. Bundan iki tane aldım. Maalesef ikisinde de başarılı bir sonuç elde edemedim. Bunun dışında bir cihaz daha aldım. Yine onda da başarılı bir sonuç elde edemedim. En son yine hepsiburada.com'dan şöyle bir ürün aldım. Şöyle görüyorsunuz. Bu üründe bir AUX çıkışı var ve USB girişi var. Şöyle yanda da bir tane etrafta şöyle burada da bir butonu var. Şöyle bir AUX kablosu. Bu AUX kablosunu şöyle gördüğünüz gibi bu Bluetooth dağıtıcıya takıyoruz. Bu kablonun diğer ucunu televizyonun ses çıkışına takıyoruz. Bu ilk başlarda bu USB'yi televizyondaki USB girişlere takmak suretiyle bir deneme yaptım. Yani bu enerjiyi televizyonun kendi USB çıkışlarından almak istedim. Fakat yani teorik olarak olması gerekiyor ama maalesef başarılı sonuç elde edemedi. Yani bunu televizyonun USB'sine taktığınız zaman zannediyorum yeterli güç veremiyor televizyon ve Bluetooth'u bir türlü bağlayamadım. Daha sonra yani şöyle basit eski tip bir adaptör olabilir. Bir erkek fiş. Ben en uygun işte evdeki en eski cihazlardan birini aldım, kullandım. Yani bu cihazın USB girişini en son buna taktım. Şöyle takarsak eğer. Evet. En son bunu buna taktım. Ve bununla güç verdim bu cihaza. Bunu da televizyonun AUX çıkışına, ses çıkışına taktım. Bluetooth kulaklığı şöyle yaptım. İlk önce Bluetooth kulaklığın şurada göreceksiniz 3 tane butonu var. Birincisi power butonu. İkincisi ses artırma ve yine ses düşürme butonu var. Bir de burada şarj girişi var. Ve bir de yine bir kablo AUX girişi var. Şimdi normalde Bluetooth kulaklığı buradan açtıktan sonra Bluetooth kulaklığı ilk önce açıyorsunuz. Bluetooth kulaklık açılıyor. Power on diyor. Basılı tutmaya devam ediyorsunuz ve Pairing diyor. Yani aramaya başlıyor. Arama modunda bunu açıyorsunuz. Bu şekilde bırakıyorsunuz. Daha sonra bu USB AUX'a enerjiyi verdiğiniz zaman cihaz kendiliğinden yakındaki Bluetooth cihazları aramaya başlıyor ve otomatik olarak eşleşiyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde kulaklıktan ses alabildim. Yani televizyondan ses çıkışını Bluetooth kulaklığa iletebildim ve bu şekilde amacıma ulaştım. Yani birkaç tane cihazı alıp
çöpe attıktan sonra, gerçi bu aldığım cihazlar yani 15-20 TL'lik cihazlar, çok pahalı şeyler değildi ama sonunda bu istediğime ulaştım. Yani basit bir televizyonun sesini dışarıya Bluetooth kulaklığa dağıtabildim. Bunun haricinde ikinci bir ihtiyaç da yani iki kişi aynı anda televizyonun sesini Bluetooth kulaklıkla dinleme ihtiyacı vardı. Yani ben ve eşim aynı anda dinleyip işte gece televizyon izleme amacındaydık. Yani bir tane cihaz için bunu çözdük ama ikinci cihaz için ne yapmak lazım? Yine bir tane daha cihaz almak lazım. Ses çıkışını çoklamak lazım. Bir tane daha Bluetooth kulaklık almak lazım falan. Derken biraz daha maliyetlerle gelecek. Ben bunun buna ilaveten daha basit bir çözüm daha ürettim. Devamında aklıma geldi. Burada bir tane normal gördüğünüz bir telefon kulaklığı. Bu kulaklığı, bu cihazın, bu Bluetooth kulaklığın AUX girişine taktığım zaman çok enteresan bir şekilde, enteresan değil de basit bir çözüm oldu. Televizyondan gelen yayın hem Bluetooth kulaklığımda hem de Bluetooth kulaklığa paralel bağladığım diğer kulaklıktan almaya başladım. Yani ne oldu? Bu şekilde televizyondan gelen yayını iki kulaklığa birden kablosuz olarak dağıtmış oldum. Benim için gerçekten güzel bir çözüm oldu, uygun bir çözüm oldu. Yani bu nedir? Taş çatlasın en fazla işte 150 TL'ye mal olmuş bir çözüm oldu benim için. Dolayısıyla bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bununla ilgili internette bayağı araştırma yaptım ve çok bir çözüm bulamadım. Yani çok fazla çözüm üreten görmedim açıkçası. Yani çok yüksek paralar verdikten sonra sorun değil. Ama daha uygun fiyatlara çözebilmek önemli. Ben de bunu çok uygun fiyata çözmüş bulundum. Sizlere de tavsiye ederim. Ürünleri nereden aldığımı videonun devamında sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.